Günlük yaşantımızda hemen her gün fırına, markete, manava uğruyor, restoranlarda yemek yiyoruz. Tabağıma şöyle bir baktığımda bolca patates, bir ekmek, hamburger köftesi, domates, peyniri, yeşillikler, turşu, baharat ve soslarla karşılaşıyorum. Bu alışverişlerin maliyetini cebimizden çıkan parayla ölçüyoruz. Ancak esasında bu çok da gerçekçi bir maliyet hesabı değil. Isıtmak için petrol kullanıyorsunuz. Üstünü kaplamak için petrol kullanıyorsunuz. Aradaki soğuk hava depolu tırda petrol kullanıyorsunuz. Onların her birini paketlemek için petrol kullanıyorsunuz. Burada yaklaşık 15-16 milyon plastik var, mikroplastik var. Biraz daha yaklaştırayım size, daha iyi görmeniz açısından. Fabrikasyon biçiminde büyük hayvan kentleri kurulmaya başlandı. Hayvanlar otlaklara çıkmıyor, meralara çıkmıyor. Müthiş bir sera gazı salınımı söz konusu. Esasında ben mahallemdeki bir çiftçiden yerel bir süt alsam, evde kendim yoğurdumu, sütümü, peynirimi yapsam, kendi kendime yetsem, ne atığa, ne onun geri dönüşümüne, ne gıdanın zincirlerinin ulaşımından bahsetmeme gerek kalacaktı. Etiketi, pazarın zam şampiyonunun etiketi. Zam şampiyonu kim? Burada işte. Patlıcan. 8 lira olmuş kilosu. Nedeni basit. Çünkü patlıcan Ocak ayında değil, Haziran'da tüketilmesi gereken bir sebze. Besinleri doğru dönemlerde tüketmek, yani mevsimsel beslenmek, gıda kaynaklı karbon ayak izimizi azaltmak için iyi bir başlangıç. İklim diyet tabii ki telaffuz edilmesi gereken bir şey, tamlama. İklim diyeti, diyet dediğimiz zaman da ama rejim konuşuyor herkes. Zayıflama diyetlerinden, bilmem ne diyetinden, şu diyetinden. Hayır, diyet aslında Ömer Seyfettin diyeti. Ciddi feragat gerektiriyor iklim. Ciddi dönüşüm gerektiriyor. Bazı uzuvlarımızdan, neredeyse uzvumuza dönüşmüş alışkanlıktan vazgeçmemiz gerektiriyor. Domates gerçek olduğu zamanında yenir, mevsimsel yenir. Domates yemeye alışmış olmak, her şeye domates koymaya alışmış olmak, eğer bizim uzvumuza dönüştüyse Ömer Seyfettin'in diyet hikayesindeki usulde onu kesip atmamız gerekiyor. Mevsimsel beslenmeyi kolaylaştırmak için yayınlanan takvimleri takip ederek bu ağırlığı üzerimizden atabiliriz. Çünkü mevsimi dışında gıda tüketimi fosil yakıta dayalı sera tarımına olan talebi ciddi şekilde artırıyor. Esas bu süreçte kazananların tamamı petrol. Isıtmak için petrol kullanıyorsunuz. Üstünü kaplamak için petrol kullanıyorsunuz. Aradaki soğuk hava depolu tırda petrol kullanıyorsunuz. Onların her birini paketlemek için petrol kullanıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz süpermarkette her birini bir başka petrol türevinin üzerine bir başka petrol türeviyle kapatarak bir kere daha petrolliyorsunuz. Ve biz bütün bunun parasını her gün ödüyoruz. Desteklediğimiz bu. Gıda kaynaklı karbon ayak izini azaltmak için yapmamız gereken diğer bir şey de et ve süt ürünleriyle olan ilişkimizi gözden geçirmek. Çünkü Türkiye'nin toplam emisyonlarının yaklaşık %6'sından besi hayvanlarının atmosfere bıraktıkları metan gazı sorumlu. Üstelik bu rakama besicilik endüstrisinin diğer faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar dahil değil. Fabrikasyon biçiminde büyük hayvan kentleri kurulmaya başlandı. Şimdi buralarda hayvanlar otlaklara çıkmıyor, meralara çıkmıyor, otlanmıyorlar. Sadece kapalı bir alanda besleniyorlar. Müthiş bir sera gazı salınımı söz konusu. Bu anlamda hayvan yetiştiriciliği zaten çok önemli biçimde küresel iklim değişikliğinde etkili oluyor. Dünyadaki tarım alanlarının %83'ü besicilik endüstrisi tarafından kullanılıyor. 1990'da 758 milyon ton olan toplam et, süt ve yumurta üretimi 2017'ye gelindiğinde 1 milyar 247 milyon tona kadar çıktı. Oysa geniş topraklara yayılan bu endüstri toplam gıda kalorisinin %18'ini, proteinlerin ise %37'sini oluşturuyor. 100 gram protein için sera gazı emisyonu maliyeti hesaplandığında listenin başında sığır eti geliyor. Sığır etinden 100 gram protein almak için atmosfere saldığımız sera gazı 105 kilograma kadar çıkabiliyor. Aynı proteini tofudan almanın maliyeti ise sadece 3,5 kilogram sera gazına eşit. Türkiye dışarıdan hayvancılık ürünlerini ithal eden de bir ülke. Aynı zamanda dünyanın başka yerlerinde üretilen yem ürünleri, bu Latin Amerika olabilir, Avrupa olabilir, Türkiye'ye ulaşımla eriştiriliyor. Burada tabii ki ulaşım merkezli emisyonların da dikkate alınması gerekir. Hayvan bazlı ürünlerden, proteinlerden, bitki bazlı proteinlere geçiş, yani daha vejeteryan ya da daha az et tüketimine yönelme kişisel anlamda da toplumsal anlamda da karbon ayak izini azaltıyor. Endüstriyel üretimin maliyeti bunlarla da sınırlı değil.
Afrika'nın en büyük gölü olan Victoria Gölü'nde 1950'li yıllarda başlayan tek türe dayalı üretimin yol açtığı tahribatı hatırlayalım. İhracat değeri yüksek olduğu için göle getirilen Nil levrekleri birkaç yıl içinde ekosistemdeki baskın türü haline dönüştü. Göldeki yüzlerce yerel canlıyı yok eden levrekler bir süre sonra kendi türleriyle beslenmeye başladı. Doğa maliyetlerini dikkate almayan bu üretim modeli gölün ekosistemini yok ederek bölgede balıkçılığı çökme noktasına getirdi. Aynı tip endüstriyel ürünlerin yetiştirilmesine dayalı tarım anlayışının yol açtığı tahribat da pek farklı değil. Yeşil devrim denilen yeni hibrit tohumlar ortaya çıkıyor. Bu hibrit tohumları üzerinden birim alandan çok daha fazla ürün elde edilebileceği söyleniyor. Çok geniş alanlara tekrar bu ürünler ekiliyor ve tarımın bütün o döngüsü bozulmuş ve yüksek enerjiye dayanan bir üretim biçimi haline dönüştü. Öyle ki artık güneşten enerji elde etme, gıda enerjisi elde etme meselesi, petrolden gıda enerjisi elde etme haline dönüştü. Söylenen şu bilim insanları tarafından, bir kalorilik bir gıda elde edebilmek için 1,5 kalorilik petrole ihtiyaç duyuluyor şu anda. Yani bir petrol türevi haline gelmiş halde şu anda gıda. 1993 yılında Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya pek çok çiftçi örgütünün bir araya gelerek kurduğu La Vía Campesina'ya göre çözüm gıda egemenliği. Yani gıda sisteminin merkezine büyük şirketleri değil, sağlıklı gıdalar üreten yerel üreticileri yerleştirmek. Türkiye'nin kimi şehirlerinde kısıtlı alanlarda da olsa kent bostanları var. Fakat kentlerde yaşayan pek çok kişinin bu faaliyetlere girişecek imkanları yok. Endüstriyel tarım döngüsünden kurtulmak isteyenlerin başlattığı tüketici kooperatifleri tam da burada devreye giriyor. Karşıdaki üreticimizin kooperatif olmasına dikkat ediyoruz. Bireysel üretici ise geleneksel üretim tarzını benimsemiş olması lazım. Üretici ile tüketicinin karşılıklı inisiyatifine dayalı, her ikisinin de adil fiyatlarla üreticinin hayatını sürdürebileceği, tüketicinin de temiz, sağlıklı gıdaya erişebileceği bir sistemden bahsediyoruz. Bu anlamda birlikte hareket etmek, kolektifleşmek ve bir kooperatifler birliğinden söz etmek çok önemli. Dolayısıyla tekil tekil hayatta kalmak değil, her zaman dayanışarak ve kolektif bir şekilde hayatta kalmak. İşte bir takım marketlerdeki konvansiyonel ürünlerle yarışacak seviyede birçok ürünümüz var. Bunlar bizi hani organik ürün, ekolojik ürünü sadece zenginler tüketir şeyinden uzaklaştırıyor aslında. Bunun çok daha farklı maliyetleri düşürme yanı. Yani siz üreticiye hakkını vermenize rağmen iyi bir fiyata tüketiciye ürün ulaştırabiliyorsunuz. Sağlıklı gıdaya ulaşmak herkesin istediği bir şey. Yani ekonomik durumu ne olursa olsun insanlarda böyle bu yönde de bir bilinç geliştiğini fark ediyoruz, hepimiz fark ediyoruz ve herkesin ortak kesim noktası olarak bakıyoruz gıdaya. Zehir kullanıyorlar mı? Ne kadar dönümde hasat yapıyorlar? Sigortalı sigortası iş çalıştırıyorlar mı? Kadınları çalıştırıyorlar mı? Veya bir sömürü düzeni var mı? Bunun bazı kriterlerimiz var, hatta 40 soruya yakın. Bu kriterleri sağlayan üreticilerle onlardan ürün alıyoruz. Birlikte yol alıyoruz, dostluğumuz güçleniyor, dayanışmamız büyüyor ve bu yani bir bütün olarak büyüyor. Tüketim alışkanlıklarımızla doğrudan alakalı bir diğer konu da plastikler. Bugün aldığımız hemen her ürün bir ambalaj içerisinde satılıyor. Bu ambalajların çoğu da petrol bazlı malzemelerden üretiliyor. Ambalajların çoğu görüyoruz plastikten yapılıyor. Çok ciddi bir plastik endüstrisinden bahsediyoruz. Bunların hepsi fosil yakıt bazlı plastiklerin üretimi. %99'u dünya genelinde fosil yakıt kaynaklıdır. Ortada şöyle bir döngü var. Plastik üretilirken sera gazı ortaya çıkıyor. Transfer edilirken sera gazı ortaya çıkıyor. Bertaraf edilirken sera gazı ortaya çıkıyor. Yani iklim değişikliğiyle birebir ilişkili. Burada yaklaşık 15-16 milyon plastik var, mikroplastik var. Biraz daha yaklaştırayım size, daha iyi görmeniz açısından. Mersin'de sel felaketi gerçekleştikten sonra yaptığımız örneklemede elde ettiğimiz plastiklerdi. Envai çeşit plastik var burada. Yani iklim krizi sonucu, aşırı hava olayları sonucu gerçekleşen sel, bu bizim hayat tarzımızı yansıtan plastikleri denize taşıdı. Bakın burada her renkten plastik var, her türden plastik var. Dünyada her yıl plastik üretimi için kullanılan petrol, 500 megawattlık 189 termik santrale denk sera gazı emisyonuna neden oluyor.
Endüstrideki büyüme bu hızla devam ederse 2050'ye kadar bu miktarın 3 kattan fazla artması öngörülüyor. Plastik poşet kullanımında yeni dönem başlıyor. Yeni yılla birlikte ister markette ister pazarda plastik poşet en az 25 kuruştan satılacak. Dönemimiz bitiyor abla, fileyle gel abla, fileyle. File dönemi başlıyor abla. Aynen öyle. Marketlerde ücretsiz poşet dönemi sona eriyor. Uygulamanın amaçlarından birisi doğaya verilen tahribatı azaltmak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ocak 2019'da plastik poşetleri ücretli hale getirdi. Bakanlığa göre uygulamayla birlikte plastik poşet kullanımı 11 ayda %77 azaldı ve böylelikle 150 bin ton plastik tasarrufu sağlandı. Plastik kullanımının kısıtlanması için iyi bir başlangıç. Tek kullanımlık plastikleri kullanmamak, sıvı tüketimi için matara ya da termos edinmek hepimizin hızlıca atabileceği adımların başında geliyor. Ancak uzmanlara göre tüketim alışkanlıklarımızı daha köklü biçimde değiştirmemiz gerekiyor. Ortada bir kirlilik var. Bu kirlilik bizim plastik tüketimimizle alakalı bir kirlilik. Aşırı plastik üretimi ve tüketimiyle alakalı. Şimdi biz bu kirliliğe bir şekilde çözüm bulmamız lazım. Bunun çözümü işte gidip denizlerden plastik toplamak ya da aynı tüketim alışkanlıklarını devam edip böyle efsane diyebileceğimiz, mit diyebileceğimiz şekilde ortaya atılan işte biyoplastik, işte bakteri yiyen, yani bakteriler tarafından parçalanabilir plastik ya da bozunur plastik söylemleri üzerinden bir çözüm geliştirmemiz tüketim alışkanlığımızı hiç değiştirmeyeceğimiz anlamına geliyor. Esasında ben mahallemdeki bir çiftçiden yerel bir süt alsam, evde kendim yoğurdumu, sütümü, peynirimi yapsam, kendi kendime yetsem, kendi cam kavanozlarımı sınırsız kere kullansam, ne atığa ne onun geri dönüştürülmesine ne gıdanın zincirlerinin ulaşımından bahsetmeme gerek kalacaktı. Evden işe, işten eve, okula, tatile, eşi dostu ziyarete gitmek için sürekli yolculuk yapıyoruz. Ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmanın yolu, kentleri daha yürünebilir ve bisiklet dostu hale getirmekten geçiyor. Ancak karayolu odaklı ulaşım modellerinde kentleri daha yürünebilir kılmak çok da mümkün değil. Önce bir paradigma değişikliğine, yani kente ve ulaştırmaya bakıştaki anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Talebin karayolundan özellikle ve özel otomobilden toplu taşımaya, deniz ve raylı sistem ağırlıklı sisteme geçişini sağlayıcı önlemleri almak, motorsuz ulaşımı özellikle geliştirmek, yaya ve bisiklet ulaşımını ve bir de temiz teknolojileri kullanmak. Artık çağdaş ulaşım politikalarında kent merkezlerinde özellikle otomobilin kullanımını kısıtlayıcı başka politikalar uygulanıyor. Özetle iklim değişikliğiyle mücadelede bize düşen görevler şöyle. Olabildiğince az işlenmiş, yerel çiftçilerin ürettiği, tezgaha gelene kadar az yol kat etmiş gıdaları mevsiminde tüketmek. Karbon maliyeti çok yüksek olan et ve süt ürünlerinin tüketiminden kaçınmak. Tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkarmak, olabildiğince az ambalaj tüketmek ve ulaşım tercihlerimizde karbon ayak izini göz önünde bulundurmak. Ancak bunları yaparken krizin esas failini ve kalıcı çözümü de gözden kaçırmamamız gerekiyor. Doğayı dışsallaştıran üretim faaliyetlerini durdurmaları için karar alıcılar üzerinde baskı kurmak bu anlamda çok önemli.